Ferrari çok daha hızlıydı. Ferrari'nin çok daha hızlı olacağını aslında biz tahmin etmiştik hafta sonundan önce. Fanatik'te yazdığım yazıda da Ferrari'nin çok daha üstün olması gerektiğini, yarışı 1-2 bitirmesi gerektiğini söylemiştim. Bunun tabii nedeni son derece basitti. Red Bull'un en kuvvetli olduğu yerler düzlükler ve hızlı uzun virajlar. Bunun ikisi de burada yok. Yani buradaki virajların tamamı Ferrari'ye hitap eden virajlar. Kısa virajlardan, yavaş virajlardan çıkıştaki çekişlerde de Ferrari çok daha iyi. Dolayısıyla Ferrari'nin çok daha iyi olmasını bekliyorduk zaten. Sadece 790 metrelik bir düzlük ve sıfır uzun virajda, hızlı uzun virajda Ferrari'nin üstünlüğü bekleniyordu açıkçası. Bunu herkes bekliyordu. Bunu Red Bull da bekliyordu. Hatta biz bu haftayı hasar azaltma haftası olarak görüyoruz gibi bir takım demeçler vermişti Verstappen'da. Fakat ne oldu da böyle oldu tabii, enteresandı. Hatta Ferrari'nin üstünlüğünü Helmut Marko şöyle dile getirdi Cuma akşamın antrenmanlardan sonra. Ferrari'nin bugün bir güç gösterisini seyrettik dedi. Ferrari o kadar hızlıydı ki bir ara telsizde Hamilton'ın orta hamurla işte yarış denemesinden sonra telsizde Hamilton'ın soru sorduğunu duyduk kenar yönetimde. Dedik işte ne kadar gerideyiz Leclerc'ten. Leclerc'ten tur başına 1,9 saniye geridesin dediler Hamilton'a. Hamilton şaşırdı. Aynı lastiklerle mi diye sordu. Evet, aynı lastiklerle Leclerc'ten tur başına 1,9 saniye yavaş. Tabii ki bu biraz aldatıcıydı. Bunun aldatıcı olmasının iki tane nedeni vardı. Birincisi Hamilton'ın bir deneme yapıyor oluşuydu. Yani bir ayar denemesi yapıyordu, bir test yapıyordu. Dolayısıyla açıkçası gerçek gücü gösteren bir sürüş değildi. İkincisi de Hamilton'ın tabanı hasarlıydı. Bir körbe sert bir şekilde çıktığı için tabanını hasarlamıştı. Bu nedenle de aslında yere basma kuvvetinin bir kısmını kaybetmişti. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman Hamilton'la tur derecelerini karşılaştırmak çok da doğru olmazdı. 1,9 saniye gerçekten olması gerekenden biraz fazlaydı. Ama Verstappen'da da fark çok fazlaydı. Hatta akşam işte Helmut Marko demeci verdikten sonra Red Bull garajı çalışmaya devam etti. Red Bull garajındaki yapılan çalışmalardan sonra cumartesi günü çok daha optimist bir hava vardı açıkçası Red Bull'da. Fakat yine de Red Bull tur derecesi olarak girdiydi. Yani hem sıralama derecesi tek tur denemesi olarak girdiydi hem de yarış denemelerinde biraz girdiydi. Dolayısıyla biz bunu aslında Q1, Q2, Q3'te de gördük sıralamalarda. Dolayısıyla Ferrari daha hızlı arabaydı. Net bir şekilde yarışı 1-2 bitirmesi gereken araba Ferrari'di diyebiliriz. Ferrari bence temelde bir tane hata yaptı burada. Yarıştan önceki yarışa hazırlık yazında şunu söyledim. Burada sıralamalar yarış performansından daha önemli. Burası Monaco gibi yer. Geçiş çok zordur. Gerçi bu hafta sonu bizi biraz mahcup ettiler. Çok fazla geçiş yaşandı ama söylemek istediğim şey şuydu. Burada sıralamalardaki yapacağınız derece çok önemli. Sıralamalarda hızlı olmak için lastiklerinizi çabuk ısıtmanız lazım. Yani lastik ısıtan bir ayar tercih etmeli. Çabuk lastik ısıtan bir ayar tercih etmeli takımlar demiştim. Dolayısıyla da yapılması gereken şey lastikleri çabucak ısıtacak bir ayarla piste çıkmaktı. Fakat bu hafta sonu ben Ferrari'de şunu gözlemledim. Sıralamalarda da onu gözlemledim. Yarış temposu Cuma günü Ferrari'nin muhteşemdi. Ama sıralamalarda Russell'ın gerisinde kalmaları, evet Sainz hata yaptı, küçük bir hata yaptı ama Russell'ın gerisinde kalmaları veya Mercedes'e bu kadar yakın olmalarının nedeni tamamen yarışı düşünerek uzun vadeli bir plan yapmış olmalarıydı. Yarışı düşünebilirsiniz. İspanya gibi pistte, işte Monza gibi pistte. Yani işte geçişin kolay olduğu, lastik ömrünü korumanın çok daha önemli olduğu pistlerde yapabilirsiniz. Ama Macaristan gibi geçişin çok zor olduğu pistte önceliğiniz Monaco gibi, Macaristan gibi geçişin çok zor olduğu pistlerde önceliğiniz sıralamalara göre ayar yapmaktır. Benim cumartesi günü edindiğim intiba oydu. Yani Ferrari sanki biraz daha fazla lastikleri geç ısıtacak bir ayar yapmıştı. Dolayısıyla bunun da ceremesini sanki yarışta çekeceklermiş gibi bir de hissiyata sahiptim. Bu arada yarış temposu Ferrari'nin o kadar iyiydi ki yani Hamilton bile şaşkındı. İşte Hamilton dedi ki yani bir ara telsizden Ferrari'ler bizden ne kadar hızlı dedi. İşte telsizden cevap geldi. Tur başına bizden 1,9 saniye daha hızlılar. Hamilton şaşırdı yani nasıl 1,9 saniye hızlı olabilirler? Aynı lastikle 1,9 saniye hızlı. Evet, Ferrari aynı lastikle tur başına 1,9 saniye daha hızlıydı Mercedes'ten. Verstappen'dan da 0,7 saniye daha hızlıydı. Ama bir kusur vardı. Onu kusuru biz sıralamalarda gördük. Lastikleri geç ısıtıyordu. Bir de buna bir şey eklendi. Ne eklendi?
cumartesi akşamından pazara geçerken yoğun yağış vardı. Yoğun yağış neticesinde pist tamamen temizlendi. Dolayısıyla artık pist bizim yeşil pist dediğimiz bir hale büründü. Yeşil pist nedir? İşte kauçuğun tamamen temizlendiği, işte arabaların sanki hafta sonuna ilk defa gelmişler gibi düşünmek lazım. İlk defa geldiler. İşte pist tozludur ilk gelindiğinde, işte hiç kauçuk yoktur, yol tutuş çok düşüktür vesaire. Burada da sanki öyle bir hava vardı. Hatta bunu destekleyecek bir takım göstergeler de vardı. Mesela yarıştan bir saat önce ben yarışa hazırlık programları seyretmeye başladığımda araçların işte keşif turlarını seyretmeye başladım. İşte keşif turlarına çıktı arabalar. Keşif turlarına bakıyorum. Keşif turuna çıkan arabaların tamamında yumuşak lastik var. Yumuşak lastik olmasına rağmen araçların tamamı keşif turlarında pek çok blokajlar yaşıyorlar. İşte pek çoğu pist dışına çıkıyor. Williams'lar, işte Alpine'ler, ondan sonra Mercedes'ler, Russell, işte Perez, Verstappen. Daha keşif turunda araçlar, pist o kadar temiz ki, o kadar yeşil ki. Keşif turunda araçlar daha yarış tempolarına çıkmamalarına rağmen yolda kalmakta zorlanıyorlardı. Yumuşak lastiğe rağmen. Bu aslında bir gösterge olmalıydı. Yarışta Ferrari'nin sert lastiğe geçmemesi için. Dolayısıyla şimdi ne oldu? İşte yarışa başlandı. Ferrari diyelim ki tüm bu göstergeleri okuyor. Ama daha bu arada Mario Isola ile Pirelli Motorsport'tan Mario Isola ile yarış öncesi bir röportaj yapıldı. Yarış öncesi röportajda Mario Isola dedi ki ben artık pistin şu durumunu gördükten sonra sert lastiğin bir opsiyon olduğunu düşünmüyorum dedi Sky Sport mikrofonlarına. Dolayısıyla şimdi sanki hep ilahi bir takım işaretler bırakılmış gibi Ferrari pit ekibine. İşte Mario Isola diyor ki sert lastik bir opsiyon olamaz. İşte keşif turlarındaki pilotlar diyorlar ki yol tutuş yok, pist tamamen temizlenmiş, yemyeşil. İşte biz arabamızı süremiyoruz. Ama Ferrari yönetimi bu işaretleri okumaktan vazgeçti. Okumadı. Fakat diyelim ki bu işaretlerini görmediniz ve okumadınız. Yarış içerisinde bir işaret daha vardı ki o da Alpine'in performansı. Alpine'ler ilk pitlerine girdiler. İlk ve son pitlerine girdiler. Girdikten hemen sonra da sert lastikleri taktılar. Ve sert lastikleri ısıtana kadar ki süreçte, yani çok da uzunca bir süreç boyunca çok kötü tur dereceleri yaptılar. Şimdi hadi o bırakılan ilahi noktaları, ilahi işaretleri görmedi Ferrari pit ekibi. Ya Alpine'de mi görmediniz? Yani Alpine sert lastiği ısıtamadı. Alpine çok kötü performans gösterdi. Dolayısıyla Ferrari pit ekibinin yaptığı en büyük hata şuydu. Ferrari mekanikerlerinin, Ferrari stratejistlerinin ilki aracı sıralamaya göre ayarlamaktan ziyade yarış performansını düşünerek lastikler geç ısınsın ama uzun süre dayansın diyecek bir ayar seçtiler. Birincisi buydu. İkinci ayar, ikinci hataları da şuydu. Sert lastiği kullanmamaları için pek çok işaret vardı yol üzerinde. Bu işaretleri hiçbirini okumadılar ve yine de sert lastiğe geçtiler. Sert lastiğe geçiş Leclerc'in cebinde garanti gibi görünen bir yarışı Leclerc'ten alarak Verstappen'a verdi. Bunun dışında Ferrari pit ekibinin yaptığı pek çok hata vardı. Bunlara değinmeye bile gerek yok. Yani sert lastiği takmamış olsalardı bu yapmış oldukları pit hatalarının tamamını aslında görmezden gelebilirdik. En azından 1-3 yapabilirlerdi veya 1-4 yapabilirlerdi. Ama o kadar büyük bir hataydı ki sert lastiği takmak. Bu sert lastiğin takılması neticesinde Leclerc'i çok gerilere attılar. Şampiyonluk yarışında 80 puan geriye düşürdüler ve Ferrari'nin takımlar şampiyonluk olasılığını azalttılar ve her şeyin önemlisi Ferrari taraftarlarının inancını kaybettiler. Ferrari taraftarlarının içinde büyük bir umutsuzluğa neden oldular. Ben açıkçası bunu anlamakta zorlanıyorum. Yani bizim görebildiğimiz işte sıralamaya göre lastik ayarlanması veya diğer takımların gördüğü işte sert lastikle çıkılmaması lazım, pist çok yeşil gibi göstergeleri Ferrari pilotlarının, Ferrari stratejistlerinin anlamamasını ve böyle bir strateji seçmelerini ben anlayamıyorum. Bu acaba takım kültürüyle mi ilgili? Risk almayalım, işte risk alırsak, hata yaparsak çok zor duruma mı düşeriz gibi bir takım kaygılarla mı verilmiş kararlar? Bunları anlayamıyorum ama şu bir gerçek, bu hafta sonu garanti gibi görünen bir yarışı Leclerc'ten alarak Verstappen'a verdiler.
Ferrari yarıştan sonra sosyal medyada da Ferrari pit yönetimine karşı, Ferrari yönetimine karşı başta Binotto olmak üzere çok büyük bir tepki vardı. Bu tepkiyi normal karşılamak lazım. Ferrari gerçekten Formula 1'in en büyük takımıdır. En büyük marka değeridir aynı zamanda. Dolayısıyla çoğu insan için Formula 1 eşittir Ferrari'dir. Doğru, Ferrari bugün çıksa Formula 1 diye bir organizasyon kalır mı? Tartışılır. Hatta Bernie Ecclestone'un zamanında söylediği çok güzel bir laf vardı. Ben bir kural değişikliği istediğim zaman, bir kanun değişikliği istediğim zaman Formula 1'de önce Ferrari'yi yanıma alırım, ondan sonra gerisi zaten gelir derdi. Dolayısıyla Ferrari'nin bu kadar gözde olmasının, bu kadar göz önünde olmasının ve bu kadar tepki çekmesinin hatalarının son derece normal olduğunu düşünüyorum. Fakat çözüm nedir? Dün akşam çok büyük bir şiddetle taraftarlar işte hepsinin bileti kesilsin, gönderilsin, Binotto filan. Ama ben biraz farklı düşünüyorum burada. Açıkçası çok kötü bir ekip olduğunu düşünmüyorum orada. Yani strateji ekibine ayırıyorum. Binotto gerçekten teknik anlamda takımı çok iyi yapılandırdığını düşünüyorum Binotto'nun. Fakat bazı eksiklikler olduğu da ortada. Şimdi olaya şöyle bakmak lazım. 2018 yılında da şampiyonluk mücadelesinde bir anda Sergio Marchione işte sezon ortasında vefat etmişti. Çok ani bir şekilde vefat etmişti. O dönemki Ferrari CEO'su. Ve ondan sonra da Ferrari'nin performansı tepe taklak aşağı gitmişti. Dolayısıyla yönetim değişimi, yani hemen yönetimi değiştirelim, işte her şeyi değiştirelim demek çok doğru bir yol olmayabilir. Yönetim değişimleri genelde takımlara veya genel olarak şirket organizasyonlarına bir belirsizlik ve bir endişe getirir. Dolayısıyla bu belirsizlik ve belirsizlikten doğan endişeyi engellemek için bence yapılması gereken şey şu anda mevcut takımın güçlendirilmesi olabilir diye düşünüyorum. Mesela burada nasıl değerlendirmek lazım? Burada aslında artık Elkan'ın belli ki Binotto'nun artık yine yardıma ihtiyacı var. 2019'da da yardıma ihtiyacı vardı. Bu işte Ferrari'nin Motorgate, Enginegate artık ne derseniz oradaki durumları gibi. Burada da artık yardıma ihtiyacı var Binotto'nun. Nasıl yardıma ihtiyacı var? Artık Elkan'ın burada CEO olarak konuya el koyup burada gelip işte gerekirse iş süreçlerini, işte karar verme süreçlerini, yani yarış anındaki karar verme süreçlerini, karar verme süreçlerinde yer alan ekibi, bu ekibin yeniden yapılandırılmasını vesairesine ele alacak bir inisiyatif alması gerekir. Bu inisiyatifi aldıktan sonra var olan ekipteki hataları, süreçleri düzelterek geri kalan herkesi güçlendirmesi gerekir diye düşünüyorum. Güçlendirmek bence şu bakımdan iyi, herkese güven verir. Ekibin kovulması ve bir daha yepyeni bir ekibin getirilmesi geri kalanlarda da bir güvensizlik ortamı doğuracaktır. Yani biz hata yaparsak biz de gönderiliriz, hata yapmayalım gibi. Belki de şu anda başlarına bunun gelmesinin nedeni de buydu. Hata yapmaktan korktular. Yani risk almadılar. Biz işte ne yaparız? Sert lastiğe geçeriz. Sert lastiğe geçtikten sonra Verstappen'ın önünde çıkacağız zaten pistte. Ondan sonra onu bir şekilde arkamıza tutarız dediler. Ama kendi stratejilerini uygulasalardı, bu kadar garantici olmak yerine kendi stratejilerini uygulasalardı bence daha başarılı olurlardı. Dolayısıyla belki de bu korku var. Hata yaparsak işimizden oluruz korkusu vardı Ferrari ekibinde. Bence yapılması gereken iş şu aşamada geri kalanlara da güvensizlik ve korku vermek yerine tüm ekibi yeniden güçlendirecek şekilde CEO Elkan'ın bu konuya el koyması ve ekibi yeniden güçlendirmesi diye düşünüyorum. Şimdi tabii Red Bull'un kazanmasını sadece Ferrari'ye bağlamamak lazım. Red Bull bir makine ve şu anda gerçekten griddeki en iyi yağlanmış makine diyebiliriz. Yani tıkır tıkır işliyor açıkçası. Son 10 sezonun en başarılı Red Bull derken geçen sezonu da katıyorum. Gerçekten geçen sezonu da katarsak bile geçen sezonda bu kadar formda değillerdi. Bu sezon ayrı bir seviyede gerçekten çalışıyorlar. Çok iyi bir makine, çok iyi yağlanmış bir makine, çok iyi işleyen bir makine. Bu makinenin pek çok önemli parçası var. Bunlardan en önemlisi bir kere Verstappen. Verstappen geçmiş senelerdeki pist üzerindeki ve pist dışındaki kabadayılığını bir kenara bırakmış gibi görüntü içerisinde. Dolayısıyla sadece az hata yapmıyor geçmiş senelere göre. Daha az riske giriyor. Daha girilebilir risklere giriyor. Daha saygılı pist üzerinde, pist dışında daha saygılı. Gerçekten bu sene ben Verstappen'ı çok beğeniyorum. Yani İngiltere Grand Prix'sindeki işte Mick Schumacher'ı pist dışına atması ve ondan sonra demecini
açıkçası beğenmiyorum. Ben bu tip pilotları çok fazla beğenen bir tip değilim ama bunu çıkartırsak, yani oradaki hareketini çıkartırsak, bütün sezon boyunca gerçekten pist dışında ve pist içinde çok güzel demeçler verdi. Arada sırada inilici demeçler oluyor işte, özellikle Mercedes'e karşı, ama hiç onlara takılmamak lazım. Geçmiş senelerle kıyaslandığı zaman o anlamda da çok büyük bir olgunluk seviyesine eriştiğini söylememiz lazım. Dolayısıyla Red Bull makinesinin en iyi işleyen parçası belki de crank mili diyebiliriz. Crank mili Verstappen şu anda çok iyi işliyor. Zaten motor bloğu çok sağlam. Motor bloğu işte, çok iyi bir teknik ekip var motor bloğu dediğimiz zaman. İşte Adrian Newey etrafındaki ekip gerçekten çok güzel, çok iyi bir araba yaptılar. Bu arabanın her araba gibi bazı zayıflıkları var. Ama güçlü yanları zayıflıklarından fazla. Honda çok iyi bir motor yaptı. Bu arabanın kalbi diyebiliriz. Bu arabanın kalbi de çok iyi. Çok iyi kalpli bir araba. Hem enerji geri kazanımında, hem yakıt tüketiminde, hem gerçekten performans verilerinde gerçekten çok iyi bir araba. Dolayısıyla tüm Red Bull'u bir araba olarak düşünürsek, motor kaputunu kaldırdığımız zaman çok iyi işleyen bir makine görüyoruz orada. Son 10 senenin en iyi işleyen makinesi. Şu anda belki Ferrari'yi biraz hataya zorlayan da bu makinenin bu kadar iyi işlemesi diyebiliriz. Belki de Ferrari biraz Verstappen'dan çekindiği için de adımlarını biraz ürkek atıyor. Pit stop kararlarında biraz ürkek davranıyor. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Son 10 yılın en formda takımıyla karşı karşıyayız. Muhteşem bir pist stratejisti var. Hannah Schmidt diye bir kadın. Schmitz veya Schmidt. Harika bir kadın. Gencecik, başarılı. Şimdiye kadar çok az hata yaptı. Onun dışında işte zaten Christian Horner gibi sonsuz ona destek olan bir ekibi var. İşte Adrian Newey gibi, bu hafta zaten şampanya patlatmaya Adrian Newey de çıktı. Harika bir mühendis var. Yani benim onun yazdığı kitap benim de başucu kitaplarımdan biri. Muhteşem bir adam resmen. Dolayısıyla her şeyle çok başarılı bir ekip. Şu anda da gerçekten rakipsiz bir şekilde şampiyonluğa gidiyorlar. Mercedes'in bir anda başarılı olmasını hangi parametrelere bağlamak lazım? Şimdi aslında Mercedes bir sır kutusu. Yani sırlarla dolu bir kapalı kutu. Mühendisler dahi aslında çok anlayamıyorlar. Bir karmaşa var Mercedes'le ilgili. Fakat bu hafta sonu böyle demeçlerden aradan bir küçük bir şey yakaladım. Onu söylemek istiyorum. Herhalde onun etkisi var diye düşünüyorum. Şimdi sezon başından beri biz şunu okuyoruz. Biz, mühendisler diyor ki, Toto ve işte Andrew Shovlin gibi baş mühendis, diyor ki bu adamlar, trackside engineer daha doğrusu, diyor ki bu adamlar, yani simülatöre baktığımız zaman bizim tasarımımız en hızlı tasarım. En az bir saniye daha hızlı olmalı rakiplerinden. Ama gerçekte öyle değil. Dolayısıyla burada ne var? Simülatörle gerçeğin uyuşmaması. Buna korelasyon deniyor. Simülatör verileriyle gerçeklerin korelasyonu eksik. Uyuşma oranı düşük. Şimdi burada Mercedes, asıl İngiltere'de bir demeç vermiş Toto. Dedi ki biz yeni tabanımızı rüzgar tünelinde denemeden getirdik. Şimdi bu aslında bir Formula 1 takımında olmaması gereken bir şey. Yani aerodinamik her parçayı rüzgar tünelinde denersiniz ve öyle getirirsiniz arabayı. Çalışıyorsa getirirsiniz. Orada denemediklerine göre ellerinde iki tane farklı enstrüman kalıyor. Birincisi CFD, yani bilgisayarla yapılan analizler, işte akışkan analizleri. Diğeri de gerçek hayat kalıyor. Bir parçayı sadece bilgisayardaki hava akış dinamikleriyle ilgili bir programdan faydalanarak ürettiler ve bunu piste getirerek denediler. Yani bunu bir rüzgar tünelinde denemediler. Bu aslında çok radikal bir şey. Ama şimdi düşününce bu hafta sonu verdikleri demeçle çok da radikal değilmiş. Rüzgar tünelinden aldığınız veriler yanlışsa o zaman rüzgar tüneline girmenin bir anlamı yok. Farklı enstrümanlarla bir parça geliştirelim ve bu farklı enstrümanlarla geliştirdiğimiz parçaları gerçek hayatta deneyelim. Ve topladığımız verileri yeniden aktaralım elimizdeki veri tabanına. Şimdi bu hafta sonu yaptıkları buydu. Toto dedi ki biz bu hafta sonu simülatörden gelen verileri bir kenara attık ve pilotlarımızla, mühendislerimizle işte aracı cuma günkü testlerden sonra, cuma günkü antrenmanlardan sonra aracımız nasıl olması gerekiyor diye oturduk, konuştuk ve bunun sonucunda bir
araç ayarı belirledik dedi. Yani simülatör bir kenara koyuldu. Bir gerçek hayat ve pilotlardan gelen veriler değerlendirildi. Bunun sonucu ne oldu? Bunun sonucunda gerçekten çok enteresan bir şey oldu. Mercedes sanki bizim sene başından beri kilitli duran, bir kutuda kilitli duran lastikleri sanki o kutudan çıkardı ve kullanmaya başladı. Yani Mercedesler hiçbir zaman lastiklerini ısıtabilen bir araba değildi sezon başından bu ana kadar. Ama bir anda Mercedes lastiklerini ısıttı. Zaten sıralamalarda Ferrari'nin önünde olmasının nedeni buydu. Yani evet tamam, Red Bull uzun dingil mesafesi biraz geride kalmasını bekliyorduk sıralamalarda vesaire yarışta da. Ama Ferrari daha kısa dingil mesafesiyle lastiklerini hızlı ısıtan bir araba olmasıyla aslında sıralamaları kazanmak için ideal bir arabaydı. Ama Russell kazandı. Tamam, Sainz'in yaptığı hata etkiliydi ama Russell'ın kazanmasında lastikleri Mercedes'in çabucak ısıtmasının çok önemli bir rolü vardı. İşte bunun nedeni de tamamen Mercedes'in bir tersine mühendislik çalışması yapmasıydı. Yani önce simülatörde bakalım. Oradan işte deneyelim. Oradan işte yük testleri vesaire, dayanım testlerini yapalım. Oradan getirelim arabaya takalımdan ziyade nasıl olması gerekiyordan hareket ederek, pist üzerinde nasıl olması gerekiyor, ne yapalımdan hareket ederek başlayarak hareket ettiler. Dolayısıyla burada tersine mühendislik dediğimiz yöntemle bir anda arabada saklı bir potansiyeli ortaya çıkardılar. Bu bence çok önemli. Ama bu yeterli mi? Şu aşamada bence yeterli değil. Yani şeyin söylediği gibi, Toto Wolff'un söylediği gibi, bir güvercinle yaz gelmez. Yani İngilizler bir çiçekle bahar gelmezler. Şeyler de, Almanlar da bir güvercinle yaz gelmez derler. Dolayısıyla bir güvercinle yaz gelmez. Ama bu bence önemli bir yaklaşım değişimi. Bu yaklaşımla beraber aslında biz şunu anlayabiliriz. Mercedes İngiltere Grand Prix'sinden beri tersine mühendislik çalışmasıyla aslında veri tabanını güncelliyor. Yani yer etkisiyle yere basma kuvveti üreten arabalar için yeterli değildi simülatörü. Yani simülatöründeki veriler yer etkisiyle yere basma kuvveti üreten araçlar için yeterli değildi ve o simülatör onları çok yanlış yollara sevk etti. Ve biz şunu anlıyoruz şu anda. Bunu tersten yeniden veri toplayarak ve verileri yeniden yeni simülatör yazılımlarını yükleyerek yeni bir veri tabanı elde etmeye çalışıyorlar. Bu bence çok değerli. Burada aslında 7 Post Rig denilen işte araç dinamiği ile ilgili olan, onların bir işte nasıl aerodinamide işte rüzgar tüneli varsa, işte 7 Post Rig denilen de işte araç dinamiğini ölçen, test eden, simüle eden bir test cihazı vardır. İşte oradaki veriler de demek ki yanlış, ki oradaki veriler nedeniyle de işte bolca yunuslama ve tabanlama yaşadılar. Daha doğrusu yunuslamaya aerodinamik dersek tabanlama yaşadılar. Tabanlama tamamen mekanik, yani süspansiyonlarla ilgili olan bir şey. Demek ki 7 Post Rig'de de bir hata var. Oradaki verilerde de bir hata vardı ki bu tabanlamayı çokça yaşadılar. Şimdi bunları hepsini tersi çevirmeye çalışıyorlar. Bu şu açıdan önemli. Yani bu sene bir yarış kazanırlar mı? Şimdi bu hafta sonu itibariyle bir umut vadeden bir ışık gördük. Yani yarış kazanabilirler. Belki yarışlar kazanabilirler ama şampiyon olamazlar. Fakat önümüzdeki sene için sağlam bir veri tabanı oluşturmaya çalışıyorlar gibi geliyor bana. Ve bu açıdan da bu hafta sonu o açıdan çok önemliydi bence. Bu hafta sonu iyi görünmelerinin diğer nedeni motor gücüydü. Yani Macaristan, Monaco'dan sonra en az beygir gücü isteyen pist. Dolayısıyla beygir gücünün en az sırıtacağı, az beygir gücünün en az sırıtacağı pist de burası. O nedenle de Mercedes motorları açıkçası burada çok sırıtmadı. Mercedes şu anda güç anlamında 3. sırada. Bunu zaten griddeki pek çok insan söylüyor. Tamam, çok dayanıklı motor ama güç anlamında 3. sırada. Zaten ilk günkü antrenmanlardan sonra Mercedes motorlu takımların son 3 sırayı almasının da temelinde bu vardı. Dolayısıyla Mercedes motorları biraz daha zayıf. Ama işte MGUK ünitesini işte biraz daha güncelleyecekler. İşte onu 1 Eylül'e kadar geliştirme hakları var. Oradan ne gelir onu bilemiyoruz. Ama şu anda motorun da büyük kısmı dondurulduğu için buna nasıl baş ederler onu da bilemiyoruz. Ama Macaristan'da başarılı olmalarının ikinci nedeni de açıkçası Macaristan'ın çok motor gücü isteyen pist olmamasıydı. Biz yarıştan önce şimdiye kadar hep %60 civarındaydı tam gaza geçilme oranı Macaristan'ın.
ama bu sene ortaya çıktı ki %50'den biraz daha fazla. Yani yer etkili arabalarla beraber tam gaz geçilme oranı da azaldı Macaristan. Dolayısıyla tam gaz geçilme oranı azaldığı için de motor gücü daha az önemli oldu. Daha da azaldı önemi. Son parametre de Macaristan zaten teknik bir pist olması. Hamilton zaten performansı aslında her şeyi anlatmaya yetiyor. Hamilton burayı 8 kere kazandı. Yani tarihte çok az bunun örneği. Dolayısıyla Hamilton 8 kere kazandı. 9 kere de kazanabilirdi. Yani daha kötü arabaya sahip olmasına rağmen bu pazarda kazanabilirdi yarışı. İşte teknik pist olması, işte pilotajı favorize ediyor olması, iyi pilotların zaten burada kendilerini daha fazla göstermelerine neden oluyor. O yüzden zaten Verstappen da daha iyiydi. O yüzden zaten Leclerc de çok iyi performans gösterdi. O yüzden de Hamilton çok iyiydi. Russell neden çok iyiydi değildi diye sorarsak, şu nedenle çok iyi değildi. Yarışın başlarına ve ortalarında çok fazla ikili mücadeleye girdi. Lastiklerini çok çabuk ışındırdığı için de lastiklerinden gerekli verimi alamadı. Bu nedenle de gerekli performansı gösteremedi. Ama iyi pilotların genelde kendini gösterdiği pist burasıdır. O nedenle de Mercedes, hatta özelinde Hamilton biraz daha burada iyi göründü diyebiliriz.